Güzel bir cumartesi olsun efendim. Bir cumartesiden bir cumartesiye sevgili kova burçlarının yıldızlamesini yorumlamak üzere karşınızdayım. 10-16 Şubat dönemi sevgili kova burçlarını neler bekliyor? Bir bakalım. Rabbimin izniyle inşallah kötülüklerin gittiği, iyiliklerin hayatımıza dolduğu bir dönem olur. Şimdi cumartesi biliyorsunuz Satürn günü. Satürn bize zorluk çıkartır ama Satürn'e uyarsak eğer bizi en zirveye de çıkartır. Enerjimizin yükseleceği bir dönem. Çünkü artık yavaş yavaş gerek Satürn'ün konumu gerek Uranüs'ün Kova burcuna geçişi enerjinizi bir hayli yükseltti. Uranüs dedim değil mi? Özür dilerim. Plüton'un Kova burcuna geçişi Uranüs Boğa burcunda arkadaşlar. Özür dilerim. Uranüs'ten kare açı alıyorsunuz. Zorluyor. Pek çok Kova burcu birkaç yıldır ayrılıklar yaşıyor. İşinden ayrılıyor, eşinden ayrılıyor. Çocukları gurbete gidiyor. Yani Kova burçlarında ayrılıklar olabiliyor. Aniden şehir değiştiriyor. O zaten Uranüs'ten kaynaklanıyor. Şimdi Plüto da sizi küllerinizden dolduracak. Bitti dediği anda Rabbim yettim diyecek. Ben iyimser bakıyorum. Plüto'nun Kova'ya geçişine pek çok Kova burcu yıllardır yapmadığı mesleğini yapabilir. Yıllardır kavuşamadığı bir insana kavuşabilir. Hadi durmayın. Epey bir süre 15, 14, 15 sene kadar size fırsatlar getirecek. Küllerinden yeniden doğacaksın. İçinden geldiği gibi hareket ettiğini görüyorum. Gerek söylemlerinle, gerek duygusal, fiziksel altyapınla bir hastalığı iyileştirme, bir psikolojik sorunu çözme veya iflas etmiş bir vücut, uzun süredir çekilen bir hastalık aniden iyileşebilir önümüzdeki birkaç hafta içerisinde. Neden? İnançların çok güçlü. Bir de dediğim gibi niye geliyor? Plüton'un Kova'ya geçişi, Plüton'un Kova'ya geçişi çok yüksek enerji yapıyor. Çünkü Plüton arkadaşlar Mars'ın bir üst skalası kabul ediliyor. Sana güç verecek. Eskiyi yıkacak, seni kısıtlayan, elini kolunu bağlayan ne varsa Kova burcu seni iyileştirecek. Her konuda. Riskli girişimler olmuştur daha önce. Hani bu iş olmaz dedin. Belki yarım bıraktın olacak. İş arayanlar kurumsal yerlere başvurabilir. İşler hazır. Takdir edileceğin, başarılar sağlayacağın, girişimlerin yerinde isabetli olacağı ve aynı zamanda inanç ve görüşlerinizde her türlü idealinizi gerçekleştireceğini, iste ve al sürecini yaşayacaksın. Dediğim gibi evren senin için çalışacak. Senin yani böyle bir çocuk isteğin varsa Rabbim sürpriz bebek verebilir. Evlilik varsa mutlu bir evlilik önüne getirebilir. Yükselmek istiyorsan yönetici kademesinde veya işveren düzeyinde Rabbim hayırlısıyla bunları da önüne getirebilir. Hiç merak etmeyesin. Her şeyin bir kolayı var sevgili Kova burcu. Şimdi bir ev değiştirmek, yer değiştirmek isteyenler ya da iş yeri değişsin diyenler biraz hüzünlü gidişler olabilir. Ama yardım olacak, destek olacak. Ailede bir hüzün var. Aile meclisi bir araya toplanabilir. Sen bir olayı sonradan öğrenmiş olabilirsin. Üzülme. Kendini kısıtlama. Böyle bir kendini bir soyutlama olacak, bir kısıtlama olacak insanlardan ve işinden. Ama ne olursa olsun Rabbim sana her türlü iyiliği getirecek. Akrep burçlarıyla sorunlar yaşıyorsanız akrep burçlarıyla yaşadığınız sorunlar gidecek. Koçlarla ve yay burçlarıyla aşk ilişkilerinde çok iyi duruma geleceksiniz. Yine terazi burcu olabilir. Balık ve yengeçlerle
Gerek aşk anlamında, gerek romantizm anlamında zirve yaşayabilirsiniz. Evlilik konusunda adımlar atabilirsiniz. Diğer burçlarla yani yarı yarıya, 50-50 diyebilirim ama bu burçlarla ilişkiler daha ön planda olacak. Bir de aslan burçları çıkıyor arkadaşlar sizin. Zıt burcunuz aslan çıkıyor burcunuzda. Yani aslan bir kalp yarası iyileşecek diyor. Bir platonik aşk gerçek olacak. Seni üzen, kıran, döken birisi özür dileyecek diyor. Bir de aslan burcu arkadaşlar çıkıyor yıldızlarınızda. Bu da aslangiller familyasından olan kedilerle ilişkini güçlendiriyor. Kediler hasta hayvanlar varsa iyileşiyor. Bir kediyi evlat edinebilirsin. İşte böyle şeyler var arkadaşlar. Yani evcil hayvanı olanlarda da iyileşme olacağını görüyorum. Onların tedavileri ya da psikolojileri çok iyi olacak. Kadersel döngüler seni çok iyi bir yere getirirken bazı konularda şikayetlerin var. Omurgasız insanlardan şikayet ettiğini görüyorum sevgili arkadaşım. Yani dik duran ve onurlu insanlarla devam edeceğini görüyorum. Evet. Şimdi parasal bir sıkıntı olabilir. Kriz kelimesini ben çok kullanmayı sevmiyorum. Olumsuzluk veriyor. Para krizi demeyelim de bir borç ödenmesi olacak. Bu dönem kolay geçecek ve paranı ödeyeceksin, borcunu ödeyeceksin. Çünkü anahtar çıkıyor efendim. Anahtar sana her kapıyı açıyor. Borç veya senet ödenmesi olabilir. Kredi borcu olabilir. Bireysel borç ödenecektir diyor sevgili arkadaşım. Evet. Şimdi bir bakalım. Mücadele sayısı 5. Bu hafta uğurlu sayınız olup sarı ise uğurlu renginiz olacak. Sarı zekayı, yaşama içgüdüsünü anlatırken 5 ise sana mücadele et, kazanacaksın. Bulunduğun kötü durumdan kurtulacaksın diyor sevgili Kova burçları. Evet. Şimdi Kova burçlarının zikrini veriyorum. Ya cami esması 114'tür tekrar sayısı arkadaşlar. İstediğini istediği anda toplayan odur demektir. Rabbim sevdiğinizle bir arada olmayı, ailenizle bir arada olmayı, sorunları çözmeyi nasip etsin. Hepinizi seviyorum. Gelecek cumartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen.